Arkadaşlar merhaba, Bilgen ben. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Ramazan günlerinde yiyebileceğiniz fit mi fit mi bir tarif vereceğim. Fit mi fit mi dedim, fit mi fit. Ay. Gerçekten Ramazan'da insan tatlıyı daha çok arıyor. Aslında kilo verme sürecindeyim. Yine de ama yiyebileceğim şeylerle tatlı yapma arayışındayım. Hani sağlıklı şeylerle yapacağım. Zaten göreceksiniz. Diyetimin içinde de olan şeylerle tatlı yapmış olacağım. İsterseniz sizlere malzemelerimi sayayım önce. 2 adet elma. Kırmızı da olur isterseniz. Yeşil de kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre değişir. Benimkiler annemden geldi köyden. O yüzden sarıyla devam ediyorum. 2 adet olgun muz. Fazla olgun değiller ama yapacağım çünkü canım çekti. Çiğ badem 1 çay bardağı. 1 çay bardağı ceviz. 1 çay bardağı fındık. 4 adet yaş hurma. Ben yaş hurma kullanıyorum arkadaşlar. Hurmayı çok seviyorum. Bu ay sonu işte Ramazan'ın son haftası gibi hurma diyetine de başlayacağım bu arada. Onu da takip edebilirsiniz. Hatta Instagram'daki sayfamdan öne çıkanların da hurma diyetini açıklamalı bir şekilde bir haftalık serüvenimi anlatmıştım. Ona da bakabilirsiniz Instagram'ımı takip edip. 4 tane de yaş hurma koyacağım. Eğer siz kuru hurma dediğim gibi diğer hurmalardan kullanırsanız onu 1 saat önce 1 saat suda bekletirseniz ılık suda çok iyi olur sizler için. Bir de şöyle tahinim olacak. 2 kaşık çıkmaz herhalde. O yüzden içine biraz da fıstık ezmesi de koyabilirim, ekleyebilirim. Şöyle içine kestim çünkü dibinde kalmış tahinim. Elmaların üzerine tabii ki de tarçın. Elmalı turta gibi olacak arkadaşlar. Bugün tarifim elmalı pi olacak. Benim çok sık yaptığım bir tatlı aslında ama tabii hamurlusunu daha çok yaptım. Elmalı şeyleri çok severim her zaman olduğu yani geçmişten beri gerçekten elmalı turtaya, elmalı kurabiyeye bayılırım kendim de. Bir de daha önce okulda kantin işletiyordum. Elmalı kurabiyelerime çocuklar bayılıyordu, öğrencilerimiz. Şimdi o anılarıma gittim böyle elmalı tatlı yapınca. Önce elmalarımı rendeliyorum arkadaşlar. Onu bir yandan pişirmeye koyacağım. Rende yapmayı sevmem. Ama mecbur kalıyor insan mutfakta çalışınca. İş yerimde de aynıydı, mecbur. Her gün rendeyle bir sürü işler yapıyordum. Genelde hani hızlı bir şekilde yaptığımız için mutfak kazaları oluyordu. O yüzden pek sevmiyorum. Normalde rendeli şeylere bayılıyorum. Hatta rendelemek daha güzel oluyor robottan çekmektense. Bazı şeylerde tabii. Tanesi büyük kaldı. En sona kalanlar kötü oluyor biraz. Arkadaşlar diyet serüvenim devam ediyor. Etmesine rağmen böyle kendime güzel tarifler yapıyorum. Kendi diyetime uygun sağlıklı şeylerle. Şimdi meyve de var zaten. Elma da var, muz da var, çiğ badem, fındık, ceviz zaten diyetinde var. Hurma da var, tahin de var. Tarçın zaten var. Her zaman hayatımın vazgeçilmezi. O yüzden hani böyle şeylerle insan kendini bir nevi mutlu etmiş oluyor. Ve hani kaçamağa gitmiyor eliniz. Elinizin altında böyle tatlılar olursa akşam ne yiyeceğim hani böyle buzdolabına koşayım da başka bir şey yiyeyim ya da markete gidip de şunu alayım demezsiniz. Hani zaten kilolu insanların yani ya da ben öyle tahmin ediyorum kendimi yaşadığım için sürekli bunu. Marketten bir şey hani canı çektiğinde alıyor, evine getiriyor. O yüzden tabii ki de kilo alıyor. Ben genelde bunu çok yapıyordum. Ve marketten aldığım şeyi, paketli gıdaları o gün bitiriyordum. Yani bitirmeden kesinlikle dayanamıyordum. Bunu daha önce de belirtmiştim ilk videomda. Onu da izleyebilirsiniz bu arada. Demem o ki evinize sağlıklı gıdalar alın. Meyve alın, işte çiğ badem, çiğ fındık, ceviz alın. Yani öbürkü abur cubura para vermektense bunlara daha iyi, sağlıklı, daha faydalı. Yani zayıf olan insanlar için de bu geçerli. Yani bu turtayı mesela şu an çocuklarına hamurlu değil de bu şekilde yapıp yedirebilirler.
Yani küçücükken böyle alıştırırlarsa anneler özellikle daha güzel olacaktır mutlaka. Bayağı bir sürdü. Keşke önceden rendeleseymişim ama bir yandan muhabbet etmek istemiştim. Hemen hızlanmaya çalışacağım. Şimdi bunları pişirmeye koyacağım arkadaşlar. Bir yandan pişsin ki ben diğer malzemeleri makineden geçireceğim. Çok güzel kokusu oluyor bu da pişerken arkadaşlar gerçekten. Kaşıktan yardım alalım. 5 dakika pişecek zaten. Çok kısa bir şekilde pişecek. Ekleyeceğim. 1,5 çay kaşığı kadar. Ben tarçını çok seviyorum. Siz de damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz tarçın miktarını. Robotumuzu çıkaralım. Pişmeye başladı bileğini. Elma turta da gerçekten çok güzel oluyor. En çok sevdiğim kurabiyelerdendir. Annem de çok güzel yapar. Ben de çok güzel yaparım. Dediğim gibi çocuklarım bayılır da okulla. İnsan böyle hani bir şey ufacık bir şeye dokununca geçmişe götürüyor ya insanı. Onlar o kadar güzel duygular ki arkadaşlar ya. Ne bileyim insan mutlu oluyor. Şimdi cevizimiz, bademimiz ve fındığımızı buz yapalım. Robottan geçirelim. Biraz gürültü çıkaracağım. İyi oldu. Gayet de bol oldu. Fırınların çekirdeklerini çıkartmamışım. Aa, çekirdek çıkmadı. Nasıl da denk geldi? İnanamıyor insan gelince. O kadar çok hurma yiyen bir insanım ki çekirdek gelmeyince garip geldi. O da benim şansımaymış değil mi? Bunlar da var. Hurma gerçekten çok güzel bir nimet arkadaşlar. Yani şeker krizine birebir çikolata tatlı isteğini kesiyor. Yani o kadar güzel ki anlatamam. Yani ben 7 gün hurma yiyerek beslendim. O kadar tok tuttu ki beni anlatamam. Gerçekten çok güzeldi ya. Tahinim bayağı bir sertleşmiş. Dibinde kaldı çünkü. Bundan 2 çay 2 yemek kaşığı çıkmaz gibime geliyor. Anca. Biraz da fıstık ezmesi ekleyelim. Hem tadı da şey olur diye düşünüyorum. Aslında yeter gibi görünüyor ama ben biraz daha ekleyeyim. Arkadaşlar en çok sevdiğim şey fıstık ezmesi. Yani Allah'tan diyetinde verdi doktor, diyetisyenim. Bir yemek kaşığı koydum damlama. Yani doktorum, diyetisyenim iyi ki verdi. Çünkü ben kavanoz kavanoz yiyordum. Yani bir kavanozu neredeyse böyle 2 günde bitiriyordum. Bir oturuşta gene bitirebilirdim yani o derece. O derece lezzetli ve birçok insanın da bunu söylediğini görüyorum internette. Çünkü gerçekten insan severek yediği şeyleri bitirmek istiyor. Öyle bir şey var. Psikolojik ben artık ne bileyim ben genelde öyleyim. Bunu görüyorum ama
Yani o yaptığın şeyi bitirmek istiyorsun. Ama ben diyetisyenimle başladığım şu 21 gün birine gittim. Zehra Bora'dan diyet almıştım. Ya o süreçte bile ne? Yani onun verdiği 10 günlük bir ikinci diyetisyenindeydi sanırım. Fıstık ezmesi vardı ve bayıla bayıla yedim yani. O derece sevdim. Çok mutlu oldum diyetinde böyle sağlıklı ve istediğim şeyleri yiyebildiğim için. Şimdi bunu da buzlu yapacak Bilgen. Elmam da pişti arkadaşlar. Onun altını kapatalım. Soğumaya bırakalım birazcık. Biraz sesli oldum ama kusura bakmayın. Devam etmem lazım. Arkadaşlar bunu buzdolabında bekletip hiç fırına falan vermeden edebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten hoş bir tarif. Mutlaka deneyiniz. Bir defa daha buz yapacağım. Aslında güzel olmuş ama işimizi şansa bırakmayalım. Hemen borcamı alıyorum. Önce koymayı unutmuşum yanıma. Tahinin ve fıstık ezmesinin kokusu bastırıyor her şeyi. Çok güzel. Bakın yani gerçekten sağlıklı şeylerin tariflerini vermeye çalışıyorum size arkadaşlar. Hani eliniz markete gitmesin. Sağlığımızı bozmayalım diye. Çünkü ben bozdum yani. Sizler bozmayın istiyorum. Benimle aynı duruma düşmesin istiyorum herkes için. Gerçekten çok kötü bir şey. Kilo almak, kiloyu verememek çok kötü bir şey ve mis gibi oldu. Hemen borcamı boşaltıyorum arkadaşlar. Böyle yapınca insan 3-4 gün yiyor. 5 gün de yiyebilirim belki. Bunu şimdi bakayım kaç dilim çıkacak. Tabii soğuduktan sonra bana bakabilirim. Şu an bakamam ama. Buzdolabında 2 saat beklettikten sonra yemek daha şey. Sıyıralım ki dibinde kalmasın arkadaşlar. Malzememiz değerli. Gerçekten çok hoş oldu arkadaşlar ya. Yayması biraz zor olacak gibi ama çatalda şöyle. Fırını çalıştırmaya gerek kalmadı, gördünüz değil mi? Mis gibi tatlı. Hem bütçeye uygun. Evinizde olan şeyler, yoksa bilen alınabilecek şeyler. En azından paketli gıdalara verdiğimiz paralarla böyle şeyler almak daha mantıklı. En azından sigara verdiğimiz parayı düşünerek, ben de sigara içiyorum ama çok fazla sigaraya para vermiyorum. Çünkü haftada bir paket, bazen ayda 2-3 paket anca içiyorum. Bırakmak temennim, hepinize bırakın. Bence böyle sağlıklı şeylere bütçenizi ayırabilirsiniz diye onu örneği verdim. Çünkü birçok insan her şeyin işte pahalı olduğunu söylüyor. Gerçekten artık hayat çok pahalı. O yüzden paketli gıdalara para vermektense evinizde böyle ailenizle yiyebileceğiniz, kendiniz tek başınıza günlerce bir tatlı isteği yerine bunu en az 4 gün saklayabilirsiniz dolapta diye düşünüyorum. Buzdolabında 5 gün bile saklanabilir. Bir şey olacağını sanmıyorum. Yani öyle şeylere para vermektense böyle kıymetli şeylere zaman ayırıp, yani en fazla alacağı zaman işte 15 dakika pişti.
Şu an 15. dakikadayız bu arada. Ben dibinde kalmasın diye uğraşıyorum arkadaşlar. Şöyle elimi de mecbur kullanacağım. Kendim yiyeceğim için zaten. Gerçekten şu tayın kokusu inanılmaz arkadaşlar. Elmam küçüldü biraz sanki. Bir tane daha konulabilirmiş. Ama ince üstüne ben onu şimdi hallederim. Ben 3 tane çok gelir diye 3.'yü geri koydum hatta elmayı. Ama elmaya da bayılırım. Yani yeşil elmadan çok hoşlanmıyorum. Ama yiyorum mecbur. Tarçınlı olunca güzel güzel gidiyor. Bir de insan aç olunca sevmediği şeyleri severek yiyor hale geliyor. Bakın oldu. Çok güzel oldu. Vallahi mis gibi elmalı turta. Elmalı pi oldu. Sağlığımız için sağlıklı tarifler deneyelim. Üzerine isterseniz çok az, hani çocuklarınızı yedirecekseniz çok az pudra şekeriyle süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar, elmalı turtam hazır. Şimdi bunu buzdolabına koyacağım. 2 saat beklettikten sonra akşam iftardan sonraki tatlı krizim geldiğinde bundan yiyeceğim. Sizler de deneyebilirsiniz. Gayet pratik. En fazla 20 dakikanız alır. Şu an 17. dakikadayız. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Hayırlı Ramazanlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Lütfen denedikten sonra yorum yapıp beğenip beğenmediğinizde bana bilgi verirseniz, denerseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun.